Tuvalete girdiğimde ilk böyle baktım bacaklarım yerinde duruyor mu diye. Burnumu kırdı benim. 3 ay Sonra önce herhalde, değil mi? Mayıs 19'da oldu. Ben şikayetçi oldum. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Sonrasında ben savcıyla birebir görüşüp tekrar şikayetçi oldum. Koruma istedim. Verildi. Sonrasında ben sığınma evine gittim, kaldım. Ablamın yanına gelip yeni bir hayat kurmak istedim. Geçen akşam da böyle bir Nasıl olay yaşandı olay? yaşandı. Kısaca anlatır mısınız? Ne oldu? Nereden gördünüz sonra? Dükkanın önündeydim. Dükkanın önüne gelmişler. Arabada sürücü koltuğunda farklı bir kişi vardı. Plaka da farklıydı. Ben anlayamadım. Biraz zaman geçtikten sonra işte çay içecektim. Arabadan indi. Görmedim ben önce. Sesini duydum. Çocuklar nerede diye. Kafamı kaldırdım. Baktığımda onu gördüm. Zaten saniyeler içinde oldu her şey. Şeyini elindeki pompalı tüfeği çıkardı. Sonra İki el kaçtı. ateş etti. İlk ateş ettiğinde ona doğru dönüktüm zaten. Direkt bana kaldırdı bana doğru ama etrafta insanlar vardı biraz telaş yaptı. Sonra ikinci ateş etti ama ben kaçtım lavabonun içine. O Sonra. şekilde kurtuldum. O da kaçmış. Peki dün de tutuklandı. Tutuklandı evet. Neler söyleyeceksiniz yani? Yani adalet yerini bulsun istiyorum. Tekrardan tutuklandı ama ben asla rahat değilim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Adalet neyi gerektiriyorsa en ağır şekilde yargılansın. Ben canımdan olabilirdim. Allah beni korudu. Sevenlerimin duaları beni korudu. Ben ölebilirdim. Ben bugün şans eseri hayattayım. Şu anda çok ayağa kalkıp dolaşamıyorum ama iyiyim. Çok şükür. Yine Ben ölmek istemiyorum. Ben cinayete kurban gitmek istemiyorum. Ayşe Paşalı gibi ya da onlarca kadın gibi. Yani adalet yerini bulsun istiyorum sadece. Ben nefes almak, yaşamak ve çocuklarıma iyi bir hayat kurabilmek istiyorum.